Merhabalar, 16-22 Ağustos haftasının içine dalıyoruz. Çok çok çılgın, oldukça vahşi ve ani sarsıntılar yaratacak bir haftadayız. Haftanın içinde bir de yetmiyormuş gibi dillere destan, bol elektrik akımlı, akıntılı, çarpıntılı dolunayımız var. Dolunayın enerjilerini ayrıca aktarma isteğim var içimde. Herhalde birkaç güne onu da YouTube kanalımızda bulabileceksiniz. Tam tarih veremiyorum çünkü tam kendi içimdeki takvimi de bilemiyorum şu anda. Ama bugünkü halimle bakılırsa dolunayı size ekstra bir şekilde aktarmak istiyorum. Böyle bir aktarma ihtiyacım var. Okey. Her şey bir arada oluyor. Şoklar, sürprizler, ani gelişmeler, duyurular, kişisel aktivasyonlar, küresel reaksiyonlar, bin bir çeşit motivasyonlar, ardı arkası kesilmeyen durumlar. Hep birlikte ruhsal rodeo. Sıkı tutunun, boğanın üzerinde olabildiğince uzun kalıp düşmemeye çalışın. Bu da bir pratik diyelim geçelim. Bu hafta aynı zamanda Ağustos ayını bitirecek enerjilerin tümüne de sahip. Sanki hani bir haftayı aktarıyormuşum gibi ama hafta bana 2 haftalıkta geldi. Yani ara ara Ağustos bitimine kadar gibi cümleler kurabilirim. O da tek haftada kalamadı bu haftanın enerjisi, onu da söylemiş olayım. Önümüzdeki iki hafta boyunca elinizdeki sihirli değneği kaybetmemeye çalışın. Yaklaşan 2 hafta zorluklarıyla geliyor ve bu süreç bizim olumlu, yaratıcı, hatta idealist bakış açımızı korumak açısından zor olabilir. Size özel, benzersiz, büyülü, belki de gerçekçi olmayan bir durum açıldı, açılıyor, açılmak üzere ya da deneyimlemeye başladınız, biliyorsunuz içinizde. Bu özel perspektifi veya iyimserliği kaybetmemeyi deneyin Ağustos sonuna kadar. Üçüncü boyutsal bazı şeyler elinizden gidiyor gibi hissettirebilir. Sanki tutamadınız, kaydı gitti, istemsizce kaybettiniz, istemsizce sizden alındı gibi gelebilir. Böyle hissetseniz de, böyle gelse de, buna benzer deneyimler yaşasanız da size özel büyünün sizde kaldığı fikrini benimseyin ve bu inancı yitirmeyin. Aynı zamanda sihirli değneğinize sahip çıkın. Boğanın üzerinde de rodeonuzda kalabildiğince uzun kalın. Çok değişik bir deneyim, bambaşka bir süreç ve bizden bambaşka bir dirayet istiyor. Aynı zamanda son dönemde evrensel enerjilerde gözle görülür bir artış var. İvme, enerjinin yoğunluğu gözle görülür, bütün hücrelerde hissedilir şekilde arttı. Bu da bizleri zorlamaya ve ruhsal büyüme alanlarına doğru itmeye başladı. Bu alanlar belki de bugüne kadar yüzleşmekten kaçındığımız ya da direnç gösterdiğimiz konular olabilir. Örneğin, belki de geçmişte bastırdığınız duygularınızla yüzleşmekten korkuyordunuz ya da değişime olan direnciniz sizi olduğunuz yerde tutuyordu. Çok da açılamıyordunuz o konfor alanlarına. Şimdi ise evren artık bu belirsizliklerimizi ve şüphelerimizi aşmanın gerektiğini güçlü bir şekilde hissettiriyor. Bu süreç rahatsız edici olabilir. Kendimizi huzursuz, sıkışmış veya kararsız hissedebiliriz. Ancak bu rahatsızlık aslında ruhsal olarak olgunlaşmanın, ruhsal olarak büyümemizin bir işareti. Hani tıpkı bir bitkinin büyümek için toprağı yarıp yüzeye çıkması gerektiği gibi biz de bu zorlayıcı süreçleri aşarak daha yüksek bir bilinç seviyesine ulaşabiliriz, sıçrayabiliriz. Ya da örneğin uzun zamandır ertelediğimiz bir içsel çalışma, dışarıda tamamlamamız gereken bir iş, elimizi taşın altına koymamız gereken bir konu veya yüzleşme şimdi kaçınılmaz hale gelebilir ve bu bizi daha güçlü ve farkında bir birey yapacak olan dönüşümün başlangıcıdır aslında. Haftanın temasına şöyle bir başlık attım. Direnç nafile, ruhsal olgunlukta başarı rafine. Bu cümlenin etrafında dolanacak olaylar, bu cümleyi sık sık hatırlayacaksınız bu hafta veya önümüzdeki 2 hafta veya yıl sonuna kadar. Bu hafta aynı zamanda planları bölümlere ayırmak ve düzenlemek karmaşık ve zorlu bir süreç olabilir. Örneğin büyük bir projeyi zamanında bitirmek için
Görevleri günlere veya haftalara bölmek gerekir ya. Ancak bu her zaman plana uygun şekilde de ilerlemez. Beklenmedik durumlar, son dakika değişiklikleri ya da motivasyon eksikliği gibi faktörler planları aksatabilir. Bu yüzden esnek kalmak ve planlarımızı gerektiğinde yeniden gözden geçirmek çok önemli olacak bu hafta özellikle. Yeniden gözden geçirmek veya dinlenmek demişken, örneğin bir hafta sonu dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu hissediyorsanız, o zaman kendinize izin vermek ve sorumluluklarınızı yeniden planlamak uzun vadede daha verimli olmanızı sağlayabilir. Bu hafta kendinizi çok da zorlamayın. Unutmayın, kendinize karşı nazik olmak da bu sürecin bir parçası. Öz şefkati hep konuşuyoruz. Kendimize nazik olmaktan hep bahsediyoruz. Eğer bir gün planladığınız işleri tamamlayamazsanız, bu bir başarısızlık değil. Sadece bir duraklama olarak görebilirsiniz. Kendinize şunu hatırlatın. Bizler de sadece insanız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu esneklik ve anlayış süreci daha sürdürülebilir ve sizin için daha az stresli hale getirebilir. Kendinize karşı nazik olmak, kendimize karşı nazik olmak demişken açmak istediğim bir iki konu var burada. Bu hafta zerafeti, nezaketi ve asaleti kendinize sıkça hatırlatın. Özellikle stresin ve baskının arttığı böylesi dönemlerde bu değerler göz ardı edilebilir ve insani kalite hızla düşebilir. Örneğin iş yerinde yaşadığınız yoğun baskı veya özel hayatınızdaki zorluklar nedeniyle sinirleriniz yıpranmış olabilir. Bu gibi durumlarda sıradan bir konuşmada bile aceleci veya sert tepkiler verebilirsiniz. Ancak kendinize nezaketi ve asaleti hatırlatarak hem kendinize hem de çevrenize karşı daha ılımlı ve anlayışlı olabilirsiniz. Ayrıca bu süreçte size karşı seviyesini düşüren, kaba veya saldırgan tutumlar sergileyen insanlarla karşılaşma olasılığınız da var. Örneğin trafikte birinin size bağırması veya komşunuzun saygısız tavırları gibi durumlar sizi provoke edebilir. Bu anlarda sağlam bir duruş sergileyebilmek için sinir sisteminizi dengeleyecek pratikler uygulamak çok önemli. Bu pratiklerin başında ne geliyor bildiğiniz meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, kısa bir yürüyüş, alan değiştirmek, sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek zihninizi sakinleştirip dengenizi bulmanıza yardımcı olabilir. Bu sayede kendinizi daha güçlü hissederek çevrenizdeki olumsuzluklardan etkilenmeden zerafet ve nezaketle tepki verebilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte dünya atmosferinde elektromanyetik darbe ve termal radyasyon da mevcut. Bunlar bize söylenmiyor. 2024 mesajları ve meditasyonunda üzerine bastıra bastıra söylediğim gibi bize anlatılmayanlar var. Ve kendimizi korumanın, sağlığımızın kontrolünü ele almanın, bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar belirtmek isterim. Yeni bir virüsün ve olası pandeminin konuşulduğu bu günlerde, Dünya Sağlık Örgütü önlemlerini almaya başlamışken, bazı durumlara yine ve yeniden ve hatta hiç olmadığı gibi hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ruh sağlığımız ve sinir sistemimiz bunun en başında gelenlerden. Manyetik alanımızı, enerji bedenimizi ve çevremizi korumak da hemen arkasından geliyor. Bu haftanın getireceklerine hazırlıklı olmak adına önerebileceklerim, hani daha böyle sağlam, sıkı duruş, hazırlıklı olmak adına 2024 mesajlarını yeniden dinlemeniz ve 2024 meditasyonunu uygulamanız. Söylemiştim yıl sonuna kadar bu meditasyon sizi kurtaracak diye. Ve eminim 2024 mesajlarını yeniden dinlediğinizde yepyeni ve bambaşka bir zihinle mesajları duyuyor olacaksınız ve algılıyor olacaksınız. Henüz bu paketi almayanlardansanız, 2024'ün mesajlarını dinlemeyip meditasyonunu da henüz pratik etmeyenlerden, bunu edinmeyenlerdenseniz o paket hala mevcut Monster'da, stoklarda, gidip bugün edinebilirsiniz. Aynı zamanda tuzla karışmış aktif kömür veya aktif karbon kullanımınızı mutlaka arttırın. Diyorum ya, havada olanlar, atmosferimizde olanlar bizden saklanıyor. Bilmiyoruz, söylenmiyor. Ama tuzla karıştırılmış karbon
İşte veya o kömür çok önemli. Kullanmamız gerekiyor, içmemiz gerekiyor, manyetik alanımızı sıkmamız gerekiyor. Ayaklarımızı kesinlikle o tuzla karıştırılmış karbonlu suyun içerisinde bekletmemiz gerekiyor. Yani gerekiyor da gerekiyor. Bunun önemini daha fazla anladım. Duymaya başlayacaksınız. Bunlar neden önemli, neden almamız gerekiyor, ne bize daha iyi gelecek? Zaten medikal dergilerde veya online bloglarda bunları okumaya başlayacaksınız. Ama bizler okumaya başladığımızda bazen geç oluyor. O nedenle ben size bir yıl önceden duyurmaya başlıyorum bizi nelerin beklediğini. Havadan kaptığım kadarıyla, kanalın içerisinden aldığım kadarıyla. Haftaya dair aktarmak istediklerim bu kadar. Onun haricinde de söyleyeceğim şey, hatırlatacağım şey, rodeo kaçınılmazsa keyfini sürün. Güzellikleriyle gelsin. Sihriniz, büyünüz aklınızda bulunsun. Sizleri çok seviyorum.